El nasıl yaşlanır? Evet. Tabii ki güneşe maruziyet, yaşın ilerlemesiyle dokunun hacim kaybıyla, derinin yüzeyel tabakasından aşağıya doğru dokuların erimesi, ciltteki değişiklikler elde yaşlılık görüntüsünü ortaya evet. çıkar. Şimdi biz burada sırayla Hı -hı. muayene edip bu bilgileri vereceğiz. Önce kartını bir açalım bakalım evet. kutusunda kaç yaş var? bakalım kaç yaşlara bakıyoruz Kutusun şimdi 20. şöyle evet. dönersen herkese tamam. seni güzelce görür ellerimiz gözüksün. gözüksün 20 yaşlara geldiğimiz zaman elimizdeki görüntü herhalde hiç kimseyi rahatsız etmiyor kendini evet, değil bu, mi burada görüldüğü gibi pürüzsüz gencecik bir el böyle bir elde sadece elin korunması için yapılacak pratik yöntemler Hı -hı. elin nemlendirilmesi yeterli olacaktır bu noktada da isterseniz küçük bir tüyo verebiliriz bizi evet, izleyen lütfen. hanımlara Ama, tabii, tabii, Lütfen. Ee, Türk kahvelerini içmiştirler herhalde artık evet. o Türk kahvesinin Telvesi. telvesine 2-3 damla badem yağı hı hı. E, buna bir miktar karıştırılacak e, hafif bal Evet. onu ellerine yedirsinler ve pamuklu eldivenlerini giysinler bizi öyle izlemeye devam etsinler. Kahvenizin telvesinin içine badem yağı koyuyorsunuz ve bal koyuyorsunuz bunu bu güzel ellerinize ovuşturuyorsunuz. Az kullandığınız artık yıpranmış bir eldiveniniz varsa onu takıyorsunuz. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Evet. O zaman bir 10 yaşta ilerleyelim mi? Lütfen. Bir bakalım. Geldim. Şöyle. Peki Hatta... beni çağırdın. <laughs> Ay 40 yani oldu 40 ama dedik olsun. ama yok yok. Sen 37, 37. Ben, ben, de geldim. Görüntüyü kesmiyorum herhalde. Şimdi evet. burada çok net olarak değişimi görüyoruz. Yavaş yavaş hacim kaybı başlamış. Başladı. Ee, damarsal görüntüler oluşuyor. Ya. Ee, Bunlar parmakları hareket ettiren kirişlerimiz, hı hı. onlar yavaş yavaş yüze yerleşmiş. Bu aşamada yapılacak küçük bir doku aşılaması ile el çok süratli olarak eski genç görünümüne gelecek. Güneşten korunmayı mutlaka ihmal etmesin e, izleyiciler. Evet. E, yani güneşten korumak mutlaka. elin yaşlanmasını da azaltır, evet. e, lekelenmeyi de azaltır nemlendirici ve güneş koruyucu eller için öneriyoruz. Yani yüze bakıldığı gibi ele de bakılmalı. Dediğiniz uygulama nasıl bir uygulama? Uygulama şöyle: kişinin kendi e, vücudundan alınan yağ dokuları hı hı. özel bir işlemden geçiriliyor, kök hücreden zenginleştiriliyor. Hı. Biraz sonra size göstereceğiz. Çok küçük noktalardan ele aşılanıyor. Evet. Şu lekelenmeleri özellikle göstermek istiyorum. Hı hı. Ee, Bunlar elin yaşlanması ile birlikte ve güneş etkisiyle birlikte. Yani ben yaş yaşlılığa bağlı veya güneşe bağlı kahverengi lekeler lekeler oluşabiliyor. El gençleştirmede kombine yöntemler uyguluyoruz. Eğer hastamızın böyle bir şikayeti varsa buna yönelik de lekenin durumuna göre Sizi yanıma alacağım. Cilt cilt soyma işlemleri. Hı, hı bahsettiğimiz lekeler şunlar. Evet. Cilt soyma işlemleri, derma abrazyon dediğimiz elma uçlarla onları tıraşlamak veya şu an teknoloji çok gelişti. Lazer teknolojisiyle bunları da siliyoruz, pürüzsüz hale getirebiliyoruz. Siz mesela daha önce hiç ellerinize bakım yapıyor muydunuz özellikle? Yani elim genç kalsın diye hiç öyle bir endişeniz var mıydı? Ya bakım olarak yapıyorum. Bakım olarak. Ama yazın denizde tuzlu su. Zaman olmuyor. Yani Aslında... sürekli güneş kremi de sürüyorum ellerimi sürüyorum ama yine de arada bu yaz kaçırdım Asl galiba. Aslında bayanlar güneşten kendinizi korurken yaz mevsimi eller için ve vücut için en kıymetli şey çünkü kumsal. Kum o kadar doğal bir peeling ki, hani biz burada hep şems geldiğinde vücut peelingleri yapıyoruz tuzlardan. Benim en çok yaptığım şey kumsalda havlu koymadan güneşlenmek. Eğer mümkünse bunu yapıyorum tabii. Ve olabildiğince böyle kollarımı sürtüyorum kuma, ellerimi evet. sürtüyorum. İnanılmaz ölü deri atan bir şey ve en faydalı Siz şey. Doğal bir peeling yapıyorsunuz. Evet. Ee, bunlar çok önemli. Ve güneş ışığında ısındığı için D vitamini takviyesi de kendiliğinden var. Evet. Aslında çok kıymetli. Dokuda erimeler artmış, damarlar daha da belirgin. Elleri yan yana koyduğumuz zaman o doku erimesini, hacim kaybını Getirdim. çok net olarak izleyebiliyoruz. O zaman getir. elini getirsin, bir elinizi. Sen yetişecek mi? Evet. Bu <laughs> tam yetişmedi. Bu tam yani e, elin yaşlanmasına çok güzel bir örnek. Evet, baktığımız zaman ki gerçekten nemli, güzel, dolgun bir el. Evet. Ondan sonra Damarlı. yavaş yavaş damarların belirginleşti. Sonra tendonların belirginleşti. 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 Kahverengi Ve lekelerin arttı. ortaya çıkmaya başladığı Ve Ben bir dejenerasyon. E, en son hastalığımda elini tamam, göstermek istiyorum çünkü tamam, evet. o benim, e, tamam. Artık deri İyice oh. esnekliğini kaybetmiş. Oh. Oh, tamam <laughs> kağıdı görünümüne gelmiş. Oh. Ee, ama, öyle, ama çok tatlı bir. Yer. Öyle değil <laughs> Çok tatlı bir. Yer. Bilesi bir. Biz biz evet biz onu sadece şimdi izleyicilere anlatmak için söylüyoruz. Yani bilgi sahibi olmaları için. Burada şimdi esasında deriyi çektiğimiz zaman gerçekten biraz kaldırıyoruz ve bıraktığım zaman hı. öyle kalıyor aslında. Evet. Bu hem cilt altı yağ dokusunun kaybı hem de aynı zamanda biraz da dehidratasyon yani evet. sıvının da aslında yetersiz olduğu göstergesidir. Kolajen evet. zayıflığı. Onların değil mi? hepsini yerine koyuyoruz. O zaman senin yaptığın tedavilerde hedef aslında yaşla azalan ve eksilen maddeleri bir evet. anlamda tekrar takviye etmek. Evet. Bütünlük çok önemli. Hı hı. Ee, bu tarzda bu yaş gruplarındaki hastalarımız yüzlerine muhakkak müdahale ettiriyorlar. ...küçük küçük yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıyorlar. Biraz önce söylediğiniz gibi işte bir restorantta yemek yerken... Hı hı. içkinizi yudumluyorsunuz, Işıldayan bir yüz ama evet. uyumsuz bir el. Burada dikkatli olmakta fayda var. Ne yaptığınızı var. konuşmak ister misiniz? Evet bir şimdi... izleyeyim sizi. Tedavi olarak neler yapıyoruz evet. biraz ondan bahsedelim Tabii. istiyorum ben de. Şöyle gelelim istersen. Ee, daha fazla dolgu yaptığından bahsettin. Evet. Ee, bu dolgu yapma işlemi nasıl oluyor bir anlatır mısın lütfen bize? Şimdi, e, Eli gençleştirmek için en sağlıklı ve en güncel yöntem, bunu yüz gençleştirmede de, yanık tedavisinde de uyguluyoruz. Kişinin kendi hücreleriyle bunu başarmak. Dolayısıyla kişinin kendi karnından bu gördüğümüz materyaller evet. yağ dokusunun yapısını bozmadan hı hı. E, küçük enjektörler yardımıyla sadece küçük milimetrik deliklerden girerek yağı dışarıya alıyoruz. E, hangi bölgesinden alıyorsun vücudun? Sık, Bel bölgesi sıklıkla mi? Sıklıkla göbek bölgesi çünkü bilimsel çalışmalar yağdaki kök hücrenin çok fazla olduğunu ve bunun da göbek bölgesinde yoğunlaştığını gösteriyor. Amacımız, Peki bu lokal anesteziyle mi oluyor yoksa genel anestezi mi? Bu işlem eğer bir kombine ameliyat içerisinde değilse lokal anestezi. Evet ama Peki. aksi takdirde daha büyük bir rekonstrüksiyon, daha büyük bir estetik girişim ise o zaman genel evet. anestezi altında yapıyorsun. Evet. Göbek bölgesini adeta böyle şiş gibi görüyorsunuz ama bu şişin ucunda ufak delikler var. Ucuna bir enjektör takıyorsun ve göbek çevresine girip bu bölgelerden... Hı ya alıyorsun. Evet. Peki bunları daha sonra direkt enjeksiyon mu yapıyorsun yoksa santrifüje edip yani önemli parçasını ayırıp mı enjeksiyon yapıyorsun? Evet, işte bir cerrahla konuyu tartışmak, <laughs> konuya hakim biriyle böyle evet, işlemden geçiriyoruz. Santrifüje ediyoruz veya özel cihazlarda pür kök hücresini alabiliyoruz. Hı, hı. Burada peki farklı ben boyutlarda görüyorum. Örneğin bu da aspirasyon için yani oradaki yağ dokusunu almak için bir evet, örnek. Evet, bu ikisi yağ almak için olan örnek. Yağı vereceğimiz bölgeye göre dikkat ederseniz ucundaki deliklerin hacimleri değişiyor. Evet. Yağı ne kadar ince istiyoruz, ne kadar Hı -hı. homojen vermek istiyoruz veya ne kadar çok bir hacim elde etmek istiyoruz, bunlara göre kullandığımız aletin boyutu değişiyor. Peki e, bunlar da gene almak için mi? Bunlar ise al yağ almak için. Alınan mi? yağı. Ee, uygulanacak olan bölge işte ele, yüze veya e, yanık bir bölge varsa yanık bölgeye transfer etmek için. Bir ele kaç defa müdahale için. yapabilirsiniz? Şöyle mesela hastalarımız yan yana duruyor. Mucize de beklememek Alabilir gerekiyor. Alabilir evet. Tabii. Yani bir ele yapacağınız müdahale sayısı maksimumda kaç? Bu tedavi kalıcı bir tedavi. Hı hı. Aynı zamanda kişinin dokusunu özel koşullarda saklayıp 5 yıl sonra gerektiğinde Hı -hı. bir rapel aşılama da yapılabiliyor. Hı -hı. Ee, uygulama sınırımız yok ama işlem kalıcı. Bir şey... Ancak yaşlılık çok özür diliyorum. Yaşlılık tabii. aynı noktadan devam ediyor. Ben 70'i e, 60'a çekiyorum. Evet. 60'tan tekrar yaşlanmaya devam ediyorum. Evet. Yani 4-5 yıl sonra 65 görünümüne geldiği zaman ikinci bir tedavi ihtiyacı olacaktır. En doğru müdahale yaşı kaç? Benim sevdiğim genç hastaya müdahale etmek evet. ve korumak. Ee, mümkün olan herkese de önerim o, kendilerini korusunlar. Yolun sonuçta, yani sonuçta biz şey evet estetik cerrahız bir şeyleri değiştiriyoruz, güzelleştiriyoruz, gençleştiriyoruz ama hekimiz ve işin koruyucu hekimlik boyutuna çok inanıyorum. O yüzden biraz önce söylediğim gibi pamuklu yani eldivenleri deformasyon daha olmadan işlemi evet, yapmakta pa pa fayda var. Pamuklu eldivenleri olsun, nemlendiricileri Hı -hı. olsun, basit bakımlar yapsınlar. Bu orta yaş grubunda vitamin takviyeleri bahsettiğimiz kolajen takviyeleriyle işi çözsünler. Hı hı. E, bence uyumu böyle. Peki götürsün. şunu merak ediyorum. Ben e, el üzerinde nereye yapıyorsun bu dolguyu? Örneğin bir el hemen şuradan hı. rica edelim. Burada. E, şöyle yan dur herkes Size... görsün. Tabii. Burada hı hı. tabii işimiz estetik olduğu işimiz estetik tabii. olduğu için hiçbir iz bırakmadan hı hı. mümkün olduğunca sadece sonuca gitmek istiyoruz. Dolayısıyla parmak arasından küçük nokta şeklinde bir delik açılıyor. Buradan dikkat ederseniz boyu her yere ulaşabiliyor aletin. Hı? Buradan girerek homojen şekilde elin altına doku aşılaması yapılıyor. Bu noktadan ve bu noktadan elin tüm el Hı. sırtına bunu uygulamak gerekiyor. Bir e tane bütünlüğü bütünlüğü var. sağlamak gerekiyor. Ha, o bağımsız bir soru. El terlemesi ile ilgili bağımsız bir sorumuz var. Evet. O da bizim alanımıza giriyor. Onun da e, 15 dakikalık bir botoks uygulaması ile kesin çözümü var. Ee, tabii gerekli durumlarda onu da uyguluyoruz. Peki Hüseyin, tekrar ben el estetiğine dönmek istiyorum. Evet. Burada sen enjeksiyonlar yaptığını söyledin. Evet. Ve genellikle göbek çevresindeki yağları aldığını söyledin. Evet. Bu göbek çevresindeki yağlar, örneğin sen atıyorum 250 mililitre aldın ama ele de 50 mililitre kullandın. Sonrasında ne yapıyorsun? O kıymetli bir doku aslında. Evet, bir de bunu şöyle düşünün. 35-40 yaşında bir hastamızın dokusunu aldığımızı düşünün. Evet. Ee, biz onu koruyoruz. Ee, aynı bir embriyo saklar gibi özel koşullarda o dokuyu saklıyoruz. Hastamız 50 yaşına geldiğinde 40 yaşındaki genç dokusunu tekrar ona aşılıyoruz. Yani yıllar sonra da kullanabiliyorsun kullanabiliyorsunuz. Evet. Mi? Yıllar sonra da kullanabiliyoruz. Çok Artık. Çok saçma bir soru sorabilir miyim? Ben başkasının dokusunu kullanabiliyor muyum? Ne yazık ki e, kıkırdak dışında şu an. E, plantasyonlar hariç tabii onlar için bir takım ilaçlar gerekiyor. Yani şimdi 50 yaşında Eğer, ve müdahale ihtiyacı olan bir kadın 30'unda size gelip işte saklattığı şey kuzun. yok. Yani kıkırdak dokusu kullanılabiliyor. Onu da birçok alanda kullanıyoruz. Ya yani benim kıkırdağım işlemden geçirip size uygulanabilir. Bu hiçbir şekilde reaksiyon oluşturmaz, özel ilaç tedavisi gerektirmez. Ancak yağ dokusu gibi dokular ee, şu an uygulanamıyor. Yani kıkırdak evet. kardeşi olabiliyoruz ama yağ kardeşi, yağ olur. kardeşi olamayacağız. <laughs> Peki çok kısaca senden şu sorunun cevabını da istiyorum. Dolgu tedavisi dışında el estetiğinde kullanılan tedavi yöntemleri var mı? Evet şimdi o zaman yine genç yaştan başlıyorum. PRP dediğimiz e, hastanın kendi kanından alınan hücrelerin hazırlanarak ele enjekte edilmesi. Bu orada iyileştirici, gerginliği sağlayıcı ve bir ışıltı oluşturur. Hazır materyallerimiz var. Kollajenin yine ele transfer edildiği. Evet. Ciltteki deformiteler başladığı zaman yine peelingler, bakımlar ve PRP'ye devam ediyoruz. Bu aşamalarda ise evet. muhakkak doku aşılaması ve güzel eller ortaya çıkıyor. Çok teşekkür çıkıyor. ediyoruz Buyurun. Hüseyin. Çok, <laughs> çok teşekkür ediyoruz evet. size.